Bak, buna para denir. Tanıyın mı? Bileyim mi? Bak, para. Neymiş? Para. Sen o banknotları nereden bulayım? Ustan sana zam mı yaptı ha? Zam yaptı. Dedi ki, sen bana bir baksana Reşit Ağa dedi. Bak, ben çırağım ama ustam bana bir bak hele Reşit Ağa diyor. Ya, ben de berberim, sen de berbersin. Ama sen benden kat be kat daha iyi bir berbersin dedi. O yüzden benden daha fazla para kazanman lazım dedi. Ya, sonra da maaşıma zam yaptı. Bak, şu adamdaki konuşmanın güzelliğini görüyor musun? Ha? Helal olsun ustama. İşte böyle bir usta. He, helal olsun. He. Haydar. Berber Reşit Emin Rahil'le meze istiyor. Getir, getir. Dükkan da bir ferahlanmış ha, iyi olmuş böyle. Sana güvenende kabahat, sana güvenende. Mezelerinin tazesi, kebabının şahanesi, içkiler oluk gibisi. Zaloğlu, zaloğlu, zaloğlu meyhanesi. Aman efendim, aman. İşte Zaloğlu meyhanesi. Bizim meyhanemiz burası. Hoş geldiniz. Şeref getirdiniz meyhaneme yemin ediyorum. Biz meyhaneye gelmedik kardeş. Çabam istedik. Zorla bizi buraya denk sürükledi. Tamam, tamam ya. Aynısı zaten. Geçin buyurun içeride. Hem kebabınızı yeriz, hem rakı da var biliyor musun? Meyhaneyi boş ver de sen. Bana iki dürüm sat. Ya şimdi burada bu soğukta değil mi? İnsan üşüyor yani. Kebap gelir mi hiç? İçeride tezgahın başında güzel mangalın önünde. Ha ne diyorsun sıcak sıcak? Allah bereket versin. Eline zeval vermesin. Ya Allah Allah, ben anlamıyorum ki ne bunları. Şimdi siz niye meyhaneye gelmiyorsunuz ki ne? Ben onu anlamıyorum Allah Allah ya. Ya bunlar o İbrahim ayısı korkutuyor ha. Ya çok üstlerine gidiyorsun. O kadar baskı yapma adamlar, gelirler. Senin için söylemesi kolay kapak. Burada banknotları basıyorsun dangır dangır dangır. Basıyorsan ben kendim için basmıyorum. Al, bu senin payın. Bu yarın sabahki erzak alışverişi için. Bu da benim emeğim, rızkım. Hadi iyi geceler. Zaloğlu'nun meyhanesi. Zaloğlu. Valla Allah razı olsun ha. Eğer sen de kabak hafız için geldiysen kaçırdın ha, gidiyor ha. Yok. Ben meyhaneye geldim. Lanın. İyi geç. Aleykümselam.
Cemşir, ne oldu kurban? Hallettin mi o işi? Gittin mi tefeciye? Gittim. Ağzımın payını da aldım. Hiç yanaşmadı bile İblis. Sana verdiğim parayı geri alacağımı nereden bileyim dedi. Senin tenekedeki evlere mal mı diyorsun dedi. Yapma ya. Ben ne yapacağım Reşit? Hiç vakit kalmadı. Cemşir, bak hele. Bu herif kalan torun biri. Bu belli. Sana bana kestiği tırnağı vermez bu. Bize vermez ama beni iyi dinle. Güllü'ye verir. Yok. Güllü'nün o tefeciden para almasına izin vermem. Öyle adamlar iliğini kurutur adamın. Ya tamam. Tamam da sen şimdi vakit kalmadı demedin mi? Ya dedin mi demedin? Ha. O zaman madem ki Güllü bir iyilik yapmayı kabul etti, artık o tefeciye de gidecek yani. Dana böyle oluyor ha. Güllü kabul etti yani. Güllü, Seraba'nın hocasının katiline avukat olacak. Değil mi? He. Vicdanı galip geldi kızım. Kardeşine yardım edecek. He. Açın tabi. Her kafasına sen adam vursun, ocak söndürsün, birilerinde vicdanı galip gelsin. Öyle mi? Sen ne diyorsun Ramazan? Hamza'yı assınlar mı yani? He. Assınlar. Assınlar ki ne? Sokakta herkes adam vurmasın. Assınlar ki ne? Benim dayımın kemikleri mezarına sızlamasın. Bak hele, bak hele Ramazan. Şimdi biz cezasız kalmasın demiyoruz ki kurban. Oğlan zaten mahpusta. Diyor ki yani canına kıyılmasın demek istiyor. Baba yüreği işte, anlasana. He, baba yüreği öyle mi? O baba yüreği oğlu benim dayımı vururken neredeydi? Bu lafları iyi belli Ramazan. Hiç unutma. Niye ki ne? Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.